Merhaba arkadaşlar. Bugün geri döndük. Şu an geri döndük. Yani videoyu nasıl başlayacağını bilmiyorsun. Evet. Yani böyle bir videoya, geri dönüş videosuna nasıl başlanır bilmiyorum. Geri döndük. Uzun süredir yoktuk. Zaten bizi takip edenler bize Instagram'dan da ulaştılar, YouTube'dan da yazdılar. Nerede kaldınız artık diye. Yani kaç ay oldu? 5 ay olmuştu. Ya oldu sanırım. Ama gerçekten geçerli bahanelerimiz var diyelim. Gerçekten. Of, bu arada neler neler yaşadık. İnşallah videolarımızda bahsedeceğiz. Ve bol bol vlog çekeceğiz. Arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Dur, söylemeyelim arkadaşlarımız, sürpriz olsun. Ayşegül ve Abdullah. Sizi demiştik yolda gelirken. Bir çift tanıdığınız, bir çift tanımadığınız birileriyle tanıştıracağız diye. Ama biz de tanıyanlar. Abdullah. Evet. Merhaba arkadaşlar. Siz nasılsınız? Şu an ben bile duymuyorum seni. Ha, öyle mi? Evet. Merhaba. Bu arada ben Abdullah, Senegalliyim. Evet, Türkiye'de yaşamaktayım. Elbet yaşıyor. Senegal. Taliplerimi arıyorum ben. Taliplerimi mi? Şaka şaka. Bakayım. Valla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aile yuvamı yıkmaya çalışıyor. Allah korusun. Yemek yiyen var mı? Yemek yiyen var mı? Anam, hoş geldiniz. Bugün yuvamın nasıl yıkıldığına şey yapacağız. Neyse. Evet. Ne zaman evlendiniz? İki, bir. Birinci yılımız yeni bitti. Ne oldu geldi? Abdullah olsa tarih bilmez. Bir yıldır evliyiz. Bir yıldır evliyiz. Niye bu kadar biliyoruz? Nevaketlere tarihleri tutmuyoruz. Ve o çifti tanıyorsunuz. Bakalım Mirza nasıl büyüdü ama. Maşallah. Ay, kurban oldu. Çıkarmadı ama. He? Çıkarmadılar ya. Yani seni gördüler. Ve Çağla'cığım. Tanıyorsunuz. Çıkıkta vardı. Küçükte aynen. Bir de şey, resmini görmüşlerdi. Ooo. Çok seviyorum. Ortak dilleri Türkçe. Evet, Abdullah tam ortaya oturmuş. Damatları da biliyor mu? Yok yok. Türkçe. Abdullah bütün Fransızca derslerinden kaçtığı için. Ama çok da biliyorlardı ya. Evet, bir tane adam geliyor. Şey, Abdullah'la biz Türkçe konuşuyoruz. Adam bize bakıyor böyle, bir tane Senegal'li arkadaş. Diyor, oğlum siz ikiniz siyahsınız, bir de Türkçe konuşuyorsunuz. Evet, evet, biz ikimiz siyahız ama dilimizi anlamıyoruz. Sizin orası dilimiz Türkçe. Söz vatanımız. Gelmiş hemşe bu topraklara. Evet. Öyle işte. Bugün nasıl hazırlandın Aydın? Nasıl hazırlandım? Çok yorulmuştum İngilizce kursunda. İngilizce kursu hakkında konuşacağız. Evet. Ama bugün hazırlanan en zor kişi o. Ya vallahi annesi. Bir şey söyleyeyim mi? Çağla'yı ekstra tebrik edin. İki çocuk. Bir tanesi var, onu gösteremeyeceğiz. Kusura bakma. O daha minicik. Ayaklarını gösterebilirim ancak. Hala yaklaşıyor ya. O reklamlardan. O sonra. İki çocuğa bakıyor. Bir tanesi kaç aylık oldu? Kendine de çok güzel baktı. Hayda, 3 aylık. Mirza'yı zaten gördük. Ve evet. Ve tek başına bakıyor gerçekten. Tabii bir eşi de ona. Mirza zaten iki kişilik gibi. Evet. O hareketli olduğu için. Ama yine de diyorum ki, yine de helal olsun. Kendine de fıstık gibi bakıyor. Kendisine de bakıyor bakıyor. Beni evde görseler var ya, çok poşetli poşetli. Çok ihmal etsin. Sen iki çocuklu olsan ne olur? Ayşe, iki çocuklu olmayayım. Salmayın, salmayın. Salarsanız kocanız da sizi salar. Aa. Ona göre. Sağ
Allah korusun. Dikkat edin. Doğru söylüyorsun. Bak. Ben hep bu fikri şey yani kendim için önce süsleniyorum sonra kocam için süsleniyorum. Aferin kız. Vallahi kimse için bak, değil yani. Bana bak. Şey helal olsun. Ama ben salgın bir insanım. Evde salıyorum. Salıklıyım ben. Evde ben de. Benim mesela görüyorsunuz videolarımı falan. Benim TikTok'ta öyle videolar var ki ben izleyince korkuyorum. Yok ki ben o zaman bunu beğenmem. Tamamen doğal şey. Aşırı doğal bir çekebiliyorum. Ya evde ben de satan pijamalarıma bulaşmıyorum tabii ki yani. Ya bırak ya. Gayet de satan ben görüyorum ya. Arada geliyorlar. Baksana röpte şambırı mı? Yok yok çok bakımlı bir kadın. Darısı bizim başımıza. Bizim de çocuğumuz olsa olur ya. Ben saçlarımı şöyle toplayıp git. Baksana düzelecek inşallah. Ben de yani. Aylin düzeleceğiz inşallah. Şu olaylarda bütün düzeleceğiz inşallah. Ya. Seneye düzeliriz işte. Liza. Ne yapıyorsun? Boya. Ben? Ha. Bir de tabii. Olmazsa olmaz. Evet. Çizgi film. Hem oraya bakacak. Evet. Çizecek. Evet. Artık boya bırakacak ya. Yeme. Sürekli geçmiyorum ya. Ne demek? Nereye bakıyorum ben? Siz biliyorsun bir de. Nereye gidiyor? Bunlar nerede? Ben her zaman biliyorsunuz iş peşindeyim. Evet. Buradan Senegal'e gitsem iş çekiliyor. Aynen. Yani işe giderken yani süremiyorum. Bahane. Biliyorsunuz baba biz işimiz hep yurt dışında şehir içtik. Kaç günlüğüne gidiyorsunuz? Bir aylık. Gideceksin. İnşallah Allah izniyle. Allah izniyle gidiyoruz. Allah izniyle gidiyoruz. Bir aylık. Farklı değil yani. Sence Ayşe günü de gidiyor. Diyor musun? Bir aylık bir şey değil diyor bir de. Çok gerginim. Bir aylık bir şey değil. Şu an bakınca. Bak. Bu bir biraz farklı iş için ya. Şimdi gidecek. O sıkılır. Gerçekten yani gidecek. Şimdi diyelim ki bak gittin. Evet. Evde bırakıyorum seni. Nerede konuşacaksın? Ne yapacaksın? Anlatsın. Sen çabucayın yapmanı ne demek? Çabucayın yapacaksın. Senegal klubu yiyeceksin. Allah'ım. Ama diğeri için yemeği yapacağım. Kaç. Bir kadar çok durdular. Bize böyle gerçek olacakmış gibi hayaller kuruyorlar. Artık okey. Bak bunu çaktırma da aradım. Belki de bu organize bir suç bilemiyor. Ya. Bak buna bir sen mi gidiyorsun? Ben gideceğim. Ama belki. Belki şu an. Ben nerelere gideceğim? Şimdi ama ben Abdülhakir bir şekilde varım o şekilde gideceğim. Ben yani benim mallarım biterse giderim. Bitmezsen kaldığım yer. Şimdi inşallah bitersen giderse gidersen gider. İki çocuklu kadını evde yalnız bırakıp gidecek mi kotene geldi? Ne olacak? Ne olacak? Millet 20 tane tüce bıraktılar evde tek başına. Sanki akrabası yok ha. Bizim ha burada nasıl ne oluyor? Ay şimdi bak. Evet. Ha. Şöyle diyoruz. Bak yok. Bir telefonla bak sen. Telefonla. Ben gidiyorum ya. 15 dakika sonra sen yani, de. Helal yani. Güzel bir zaman geçirelim. Elleri bir iyileştirin. Aynen. Ne dersin? Yok ya. Konuşmak. Ya gerçekten ben kandırılmış hissediyorum. Yok. Bence seninle uğraşmamak için gelmedi. Bak. Bence öyle. Şimdi onu götürsen var ya. Bak şimdi götüreceğim. 2 gün ben Türkiye'ye döneceğim. Hem de buyla Sonra ne oluyor? Hem de buyla 2 erkek gidecekler. Yenge. Ben sana kim var? Şimdi bizimki zaten kızkançlarının başkanı. Kızkançlarının başkanı. Şimdi diyeceksin, aa gide bastır, gele bastır. Ben de geleceğim. Bir hafta şunu götüreceğim. Şaka yaptım. Bu zaten istese de bir şey yapamaz. Ayşe yengesinin moralı bozuldu. Neyse, ben bak, erken dönerim.
kendimi. Evet. Vaz mı geçtin? Ya geçtim de. İki ay kalalım ya. Evet, değil mi? Baba bak sonra filtreye gerek. İki ay kalalım ya, bir sormaz ne olacak? Bir de bir bakıyoruz, bizimle geliyorlar sana kalan. Bir de nasıl yapıyorsun? Ben yollamıyorum. Biletlerini de ben almışım bunlara. Bir de dönüş yapıyorsun, havalimanına kadar geliyor polis. Diyor ki hayırlı kardeşim, cennetini buraya bırakıp gidelim. Şey diyeceğim, benim var ya, pasaportum var ya, bu abiyi arıyorum. Diyorum ki, abi, abla dedi ki sana bile tavsiye ben gelin diyor ki. Yok, arkadaşım arasın var. Yok, dönerken bana söylediler. Değil mi? Ben seni söyledim ya. Evet. Şok ettim. Söylemedim sana. Evet. Biz ağladık ayrılırken burada. Kadın diyor ki, yıkarım. Ben de hiç ağlamıyorum. Yok ya, ben ağlamam. Yapmışlar. Ben ağlamıyorum ki. Ne? Ben bir yere giderken sen, siz ağlamıyorsunuz. Ben mi? Sen zaten ağlamıyorsun. Sen konuşmuyoruz burada. Ben. Hayır, zaten çok uzun süre bir yere gitmedim. Aynen. Değil mi? Yani iki haftalığına. Evet, Arabistan'a gittim. En fazla 20 gün falan ayrı kaldım, öyle mi? Aha. Ağlamıyorum. Biz nişanlı dönecek size, bu korona oldu, dönemedi ya iki hafta. Ay evet. O psikolojik iki hafta nasıl? Ama belki de abi arkadan gidecek ya. Bilmiyorum, bir şaka mı? Hayalim çok iyi geliyor bana, neden bilmiyorum. İçime doğuyor böyle, topluca. Evet. Bak, ben... Ne zaman dedi beraber? Hiçbir yere gittin mi? Ben siz gittin mi? Ya zaten gittin bak mi? Sen gitmedin. Benden ayrı yaşadın iki yıl. Sesini çıkartmaman lazım. Bak gittin mi? Orada sen söyleyecek bir şeyin yok. Ya yenge bırak git ailesine gör. Sen ailen burada. Bağırırsa sesini duyuyorlar valla. Adam kaç senedir ailesini görmedi. Bir bırak ya. 2020'de gitti. Bildiği şeyler. Tamam. Ha bak bir gün önce annen geldi gördü. Abi. Mutlu oldu. Bırak gitsin annesini görsün de mutlu olsun ya. Annesi hayatta değil. Göremez. Bak. Annesi hayatta değil. Kötü yerden. Ama babası orada. Babası orada. Teyzesi orada. Tanrısı orada. Abisi orada. Tamam bak, ben gitme demiyorum. Ben de bu acıyı yaşamak istiyorum. Bak. Ablaları var. Evet. Aile. Ya çocuğu çok sıkışırız ya. Şimdi üzüldüm. Biz onu yalnız bırakmak istemiyoruz. Bir. İkincisi. İkincisi çünkü şu an bir iş için bir liste var, anladın mı? Diyorum ki ikisi bir arayıp ettireyim. Onu halledeyim. Şu an onu götürse zor durumda bırakırım. Burada kalsa daha iyi. Şimdi ilk defa gidecek değil mi mesela? Seninle gelsin, Senegal'e ilk defa gidecek. İşte belki de o ilki seni hani orada sıkıldığın hissi yaratmak istemiyor. İlk kez gittiğin için. Bak bu olmadı. Bir de benim Senegal girmem daha belli değil ki. Evet. Belli değil yani. O yüzden ben bilet almadım, hiçbir şey almadım. Ha. Duruma göre. Ama amcaoğlu biraz emin konuşuyorsun ama. Evet diyor, ben senin onu da biliyorum yani. Benim Senegal gitmesi tam net değil ki. Ben şimdi kız sezonu masada benim dükkandaki mallarım biterse giderim. Bitmesin artık kaldık yani. Canım dua edin inşallah gidiyorum. Valla o yüzden ben daha bilet milen hiç bize bakmadım daha. Ben kızım bile de yapmadım. Ama sen gitsen bir hafta, iki haftalığına gider. Aynen öyle. Ben oraya gitsem yarın en fazla bir 20 gün olur. Ya tabağı yaptım efendim. Ekmeğinizi bana bize çeksin. Biraz bilet yaptım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi poşeti bak sen buna 20-30 tane verir misin? Yani bekliyor. Tamam. Bizde var ya. Eyvallah. Bu arada ekmeğiniz. Gerçekten. Sizin bu tipten mi? Evet. Gerçekten biraz kaliteli. Biraz farklı bir tarzı var ama çok güzel. Gerçekten. Bak reklam böyle yapıyor. Çok kaliteli. Çok çok duruyor. Gerçekten. Aynen. Nostalji duruyor. Vintage duruyor. Sana çok yakışmış. Saat
Karaktere getirir mi? Biz çocukken bunu yiyor. Ha gerçekten. Tabii. Bu ne? Zeytinyağı. Yok zeytinyağı bunu değil de normal yağ. Bunu sizin orada. Ha? Normal. Normal sana yağ yiyorsun. Yok normal yağ evet. Bu kadar açık ki. Mesela geçersene sana gene gittiğinde var. Ne yapıyorsun sen de ye yok. Hep çekiyor. Evet. Ye ya. Kameraya tutunca konu sana gelmiyor. Değil mi? Ama yemeğe bana ver ben tutayım ya da niye ya? Halimde memnunum. Ama ben çok kıyamam. Her şeyi size yaşıyor. Stresten, heyecandan. Ben de Xanax sınavına bakmam. Sabah sınavım vardı, gece 3'te uyandım ve kalbimi çarptı. Yok o heyecanlı da. Ya bu elimde olan bir şey değil ki. Elimde olsa ben heyecanlı mıyım ya? Halledeceğim diye düşünüyorum. Valla ben de elde çok, çok istiyordum, o yüzden çok heyecanlıyım. Ama yaptım. Var ya, teyzem dedi ki bu kadar bir ders çalışsaydı, bu da çalıştığı kadar da çok zor olmuş. İşime gelince, işime gelince çalışıyorum. Şeyi hallettim, o çok kolay, gözü kapalı hallettim. 80'sini kalmıştım. Onu gözü kapalı hallettim, ben 98'e sen çürüş direksiyonu. Ben direksiyonu çok sıkıntım ya. Ben peki o 12 adamlara şey yapamıyorsun ya? Böyle para mara çırtırsın. Hayır. Türkiye'de imkansız. Dur sen getir ben sana ayarlarım. Ne? Ben ayarlarım sana. Valla bir anda da şey yapalım. Abi buna cebine koy. He? Onu yani teknik yaptığında. Yok ya ben ayarlarım ayarlarım. Senegal'de sıkıntı olduğunu bir yerde ben buraya geçimde elini alabilirim ben oraya. Çalışmam gerekli. Abdül bak. Ben çalıştığım seni sınava bile sokmadan sana veririm. Ya da böyle söyle. Ya bir dur çünkü sorma. Sen ne yapıyorsun? Deport mu istiyor senin canım? Sen deport mu istiyorsun? Ama yapıyorlar ama. Bir çekiyordu ben çekiyordum. Çok deport istiyor. Kimler neler çekiyor ya. Durduğun yerde kardeşim bacım görevler yapamam. Sen günah deneyim mi? Sonra sana kötü kötü baktım. Bak. Allah'ım bakışlarını çekmedim. Aklına tabandan bir şey alınmasından nefret eder mi? Paylaşımcı nasılsızlık. Oğlum siz bana da nasıl beslendiniz ya? Aynı tabaktan yemek yemiyor musunuz? Yiyoruz. Yiyoruz bir tabaktan yiyor. Problemi besledim. Ha? Niye küçük ediyorsunuz? Hangi sapıdan tabandan? Herkes çok onunla. Bizimkile inanmaz ki bunlara. Bizim takipçiler Abdullah çoğulduğu için. Kendeki bütün malzeme bu ya. Gitme gitme. Güzel aç aç. Aha. Oo açtım. Bak burada ne? Bak burada. Bak burada ne? Burası var ya. 150. Hayır hayır. Isıracak seni. Miza. Seni ısıracak. Baba. Bu ne yaptın da ben direkt bana diyor. Eve gidince bu konuyu açtık. Eve gidince sen bana 99 kırbaç cezasını çoktan hak ettin. Niye? 9 kusurlu hareketten bile ne yapıyorsun? Yo, gayet sohbet güzel. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Çok çok eğlenceli bir gün geçirdik. Yani gerçekten oradaki konuşulan
sohbetleri, hikayeleri daha çok çekmek isterdik. Ama bulunduğumuz ortam çok gürültülüydü yani. O yüzden açıkçası çok da çekemedik. Ve insanları çok da rahatsız etmek istemedik. Çünkü çok kalabalıktı. Umarım çekebilmişizdir. Umarım sesler algılanıyordur. Zaten daha çok vlog çekeceğiz. Bol bol artık videolar gelecek. Sizi çok özledik. Kanalı çok özledik. Söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.